Dört arkadaş birlikte ders çalışırken daha iyi anlamak için oyun oynamaya karar verirler. Her biri bir üçgen çizerek çizdikleri üçgenler hakkında aşağıdaki bilgileri de vermişlerdir. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi ikiz kenar geniş açılı üçgen çizebilir miyiz? Onlara bakıyor şimdi. İkiz kenar ne demek? İki tane kenarı birbirine eşit. Ve geniş açılı olacak. Şimdi ikiz kenarsa yani iki kenarı birbirine eşitse iki tane açısı da birbirine eşit. Güzel. Şimdi geniş açılı üçgen. Şimdi geniş açılı üçgen ne demek? Bir tane açısı 90 dereceden büyük olacak. Mesela şuraya 100 desem. Buraya 180'den 100 çıkarsam, hani sayıları bilerek kolay seçiyorum işlerimiz hızlansın diye. 180'den 100 çıkardım. 80. Şu iki kenarı birbirine eşitse bu iki kenarı gören açılar şu ve şu açı. O zaman bunlar birbirine eşit oluyor. İkisinin toplamı 80 olmak zorunda. 80'i ben 2'ye bölsem 40-40 buraya pay edebilirim. O zaman ikiz kenar geniş açılı üçgen ben çizebiliyorum. A şıkkım doğru. Çünkü sıra geldi B şıkkına. Eşkenar geniş açılı üçgen. Şimdi eşkenar. Eşkenar üçgense bütün açıları birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşitse bütün açıları da birbirine eşit. O zaman 3 tane açı birbirine eşitse ve ben üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu biliyorsam 180'i 3'e bölerek her biri açılmaz mı 60 derece olur? Zaten bunları hep yaptığımız şeyler. Yeni şeyler değil. O zaman 60. Her biri 60. 60. 60 derece oldu. Bu geniş açılı bir üçgen mi şimdi? Geniş açılı üçgen neydi? Açısının herhangi bir açısının 90 dereceden büyük olması durumu. Hiçbiri 90'dan büyük değil. Hepsi 60. Değil mi? O zaman bu dar açılı üçgen. O zaman eşkenar geniş açılı üçgen ben zaten çizemem. İmkansız. Çünkü hepsi 60 derece olmak zorunda bir geniş açı çizemem. Bu nedenle zaten direkt bir eşliğinden geliyor cevabımız. Geçiyorum bir diğer soruya. Bu soruda size verilen çokgenleri nasıl okumanız gerektiği ile ilgili bir soru. Şimdi soruya bakalım. Çokgenler kenarlarına göre isimlendirilir. Ve köşe noktalarındaki harflerin birleşmesiyle yazılır. Şimdi ne diyor? Buna göre hangisi yanlıştır? İlk önce şuna bakalım. A, B, C üçgeni diyor. Şimdi A, B, C sırayla ilerliyor mu ona bakacağım. A'dan sonra B geliyor mu? Geliyor. B'den sonra C geliyor mu? Geliyor. C'den sonra zaten bitiyor. A, B, C üçgeni sağlıyor. O zaman bu doğru. Geldim B şıkkına şimdi. K, M, N, L diyor şimdi. K'dan M, K'dan sonra gelenler L ve N. Yani ben bunu yazarken K, L, M, N veya K, N, M, L olarak yazabilirim. K'dan M'ye direkt geçemem. Komşulardan ilerlemesi lazım bunu çizerken. O zaman B şıkkı yanlış. C dediğine bakalım nasıl doğru. Şimdi D, E, A, B, C. Bakalım bunlar komşuyla hani komşularıyla mı devam ediyor şimdi? D, E. Tamam komşusu. E'den A'ya tamam komşusu. A'dan B'ye tamam. B'den C'ye. Yani D, E, A, B, C beşgeni doğru bir tane şimdi. Y, E, R, İ, K, U. Bakalım. Y'den E'ye gitmiş komşusu. E'den R'ye komşusu. İ, K, U. Hepsi komşusu. Bunlar da doğru gösterim oluyor. Buradaki gösterimin yanlış olmasının nedeni K'dan sonra gelen köşenin komşusu olmaması. Yani böyle komşu komşu devam edecek. Mesela bir tane dörtgen çizsem A, B, C, D diye. Şimdi ben bunu isimlendirirken A, B veya A, C'den başlamam lazım. Ben B'den başlasam şimdi A'dan B'ye gittim. Komşusuna gittim. B'den de komşusuna gideceğim. D'ye gideceğim. D'den de komşusuna gideceğim. C'ye gideceğim. Burada bitiyor. Zaten C'den bir daha A'ya geliyor ya. Zaten A'yı yazmıştım. Bir daha yazmama gerek yok. A, B, D, C dörtgeni diyeceğim. Geçiyorum bir diğer soruya. Şimdi Zeynep Hanım acıktığını söyleyen oğlu Ekrem'in yanına alarak çok sevdiği kızartmayı yapmaya karar veriyor. Ekrem patatesleri soyuyor. Zeynep Hanım patatesleri kesim tahtasında doğrayıp tavaya yağ tenekesinde biraz yağ dökerek kızartıyor. Kızaran patatesleri bir tabağa alarak yanına açacaklı açtığı gazoz ile birlikte tepsiye yerleştiriyor. Ekrem'in yemesi için masaya bırakan Ekrem'e oğlum bu yemekleri hazırlarken kullandığımız malzemelerden kaç tanesi çokgenlere örnek vardır diye soruyor. Yani kullandıkları malzemeleri zaten koymuşlar. Kullanılan malzemelerin yukarıda
hangisidir diyor. Yani size verilen şekillerden hangileri çokgendir diye soruyor aslında. Soruyu uzatmış bu kadar. Aslında özü bu soru. Şimdi soldan bakıyorum. Şimdi kesim tahtası bir çokgen mi? Çokgen olması ne demek ki? Ne demekti? Şeklin kapalı olması demekti. Bir de doğru parçalarından oluşuyor. Olması demekti. Şimdi burası doğru parçası. Tamam. Doğru parçası. Doğru parçası. Ama şurası doğru parçası değil. Burası, bu da doğru parçası değil. Burası da doğru parçası değil. O zaman bu bir çokgen ifade etmez. Geldim tavaya. Tava zaten yuvarlak. Yuvarlak bir cisim zaten kafadan çokgen olamaz. O zaman tabak da olamaz değil mi? Tabak da gitti. Şimdi sıra geldi gaz ulaşacağına. Şimdi gaz ulaşacağına zaten düzgün bir şekil değil. Hani şöyle yamuklar oluyor içinde. Düz bir şekil değil. Kıvrılıyor. Şurada kıvrılıyor. Zaten bu da değil. Düzgün olması lazım çokgenin. Hani geldim yağ tenekesine. Şimdi yağ tenekesinde burası dikdörtgen, kapalı, düzgün bir şekil. Burası kare, düzgün, kapalı. Burası da dikdörtgen, düzgün, kapalı. O zaman yağ tenekesi bir çokgen ifade ediyor. Şimdi sıra geldi tepsiye. Tepsiye bakıyorum. Şurası şöyle biraz farklı renkle yazayım. Kırmızıyla yazayım. Zaten benim elimdeki tepsi, zaten burası bir çokgen değil mi? Dört kenarı var ve kapalı. O zaman tepsi de bana bir çokgen ifade eder. O zaman kaç tanesini çokgen olarak yazdık? Yağ tenekesi ve tepsi olarak iki tanesini çokgen olarak yazdık. Cevabımız A şıkkı olacak. Hani soruyu uzatmışlar ama işte dedim ya, yeni nesil sorular hep bu tarzda oluyor. Buradan sizin buraya uyarlamanız gerekiyor soruları. Hangisi çokgendir deseydim zaten direkt söylerdiniz. Mühim olan sorudan anlamak oluyor bunu. Hani size anlatan hikayeyle bilgilerinizi birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi geldik 6. soruya. Akif Bey gizli bilgenin kendisine uzun zamandır istediği kolyeyi hediye olarak almış ve şifreli bir kutuya koyarak kızını hediye etmiştir. Bilge babasına kutunun şifresini sorunca Akif Bey yukarıdaki şekilde çizmiş ve Bilge'ye kızım sana verdiğim ABC'li şekilleri verilmeyen kenarların sırasıyla E şeklinde bularak bunu yaparken O noktasının hep sabit kalmalı şekilleri ABC'li sırasına göre yapacaksınız. Şimdi bu soruda yapmanız gerekeni şu şekilde söyleyeyim size. Şekli biraz yakınlaştırayım şöyle. Şimdi soruda şunu diyor. Şimdi size bir şekil verilmiş. Bu şekilde olmayan kenar hangisi? Şu kenar değil mi? Bu kenarımız yok. Bu kenarın aynısı E şıkkında nerede var? Yani E şeklinde nerede var? Ona bak diyor. Şimdi ben buradaki çizdiğim kenarı nasıl bulurum? Hareketine bakarak yani 1, 2, 3, 4 birim ve 1 birim. 4 ve 1 birim olarak toplam 5 birimlik hareket yapıyor. Şimdi soruda da şunu diyor. O'yu başlangıç noktası al diyor. Başlangıç noktası al. İşte 4 birim ve 1 birimlik hareket et. Çıkan sayı senin şifrenin ilk hanesi olacak. Şimdi 4 birim ve 1 birim hareket ettirelim. Şimdi O'yu sol tarafa 1, 2, 3, 4 birim hareket ettirdim. Yukarı çıkardım veya aşağı indirdim. Herhangi bir sayı gelmedi. O zaman O'yu sağ tarafa yönlendirelim. 1, 2, 3, 4. Bir birim de yukarı çıkarsa ben burada 3 sayısına denk gelirim. O zaman benim ABCD şifremde, şifrem şöyle olacak. A, B, C, D olacak. Şimdi ben A şeklindeki eksik olan köşeyi şurada şöyle çizdim. Yani O ile 3 birleşti. O zaman benim A şifremde eksik olan ne? 3'tü. A'ya geldim, 3'ü yazdım. Şimdi sıra geldi. B'ye, B'yi de kırmızıyla göstereceğim. Şimdi B'de eksik olan köşemiz şöyle bir yer. Şimdi burada eksik olan yere bakıyorum. Kaç birim hareket ediyoruz? Çünkü aynısını burada da çizmem lazım. 1, 2, 3 ve 1 birimlik toplam 4'lük bir hareket yapmış. Yani 4 birimlik bir hareket yapmış. 3 birim ve 1 birim olarak toplam 4 birim bir hareket yapmış. Şimdi şekle bakalım. 3 ve 1 birim hareket edeceğim. Şimdi O'yu 1, 2, 3 birim sola götürsem sonra 1 birim yukarı veya aşağı yapsam bir şey olmaz. Denk gelmiyor bir şey. O zaman O'yu yine sağ tarafa gideceğim. O'da 1, 2, 3 birim sağa gittim. Bir birim aşağı insem bir sayıya denk gelmiyor. O zaman ben bir birim yukarı çıksam şurada 4 sayısına rast geleceğim. O zaman benim şifremdeki B sayında
4 olacak. A sayım 3'tür. B sayım da 4 olacak. Şimdi sıra geldi. Bir daha hatırlamışım, hepsini sildim. A'mız 3'tü. B'miz 4'tü. Sıra geldi C'ye. C'nin olmayan kenarı şurası. Buranın uzunluğu kaç birim? 1, 2, 3, 4. Sadece 4 birim bir hareket var. Aşağı veya yukarı yok. Şimdi O'dan ben 4 birim sola gelsem 1, 2, 3, 4. Zaten bir tek 4 birim bir hareket yapacaktım. 7'ye denk geldik. O zaman C sayımı, C harfimize gelen sayımız da 7. Gelelim şimdi D'ye. D'ye bakarken eksik olan köşemiz hangisi? Şöyle şurası. Bunun uzunluğunu bulacağım. Şimdi 1, 2 birim sağa, 1, 2, 3, 4. Yani 4 ve 2 birim olacak şekilde toplam 6 birimlik bir hareket yapmış. Bakalım nereye denk geliyor? Şimdi O'yu ben 2 birim sola, 4 birim yukarı götürsem, 2 birim sola, 4 birim yukarı götürsem şuraya denk gelecek bir sayı yok. O zaman O'yu ben 2 birim sağa, 1, 2. Sonra 1, 2, 3, 4 birimle yukarı çıkarsam 6'ya denk geliyorum. O zaman D'mizde bizim kaç olacak? 6. Şimdi bütün harflere karşılık gelecek sayıları buldum. Şifrem benim A, B, C, D diye ilerleyecek. O zaman A'ya denk gelen sayım 3, B'ye denk gelen sayım 4, C'ye denk gelen sayım 7, D'ye denk gelen sayım da 6. O zaman 3476 olacak. 3476 bir tek D şıkkında var. Bu nedenle cevabımız D oluyor. Bu da güzel, hoş sorulardan biri. Bu soru da bitti. Şimdi sıra geldi yeni soruya. Soru da bize ne diyor? Şöyle daha güzel gözükür. Şema evde yaptığı 5 geniş şekilde belirtilen yerden 2 parçaya ayırıyor. Daha sonra ayırdığı şekillerin kenar sayılarını not alıyor. Şimdi bir kere buradan ayırır. Ayırdıktan sonra kaç kenarlı 2 tane şekil oluşuyor? 1, 2, 3, 4 kenarlı oluyor bu. Alttaki şekilde 1, 2, 3 kenarlı bir şekil oluyor. Yani ben bu 5'ini 2'ye böldüm. 4 ve 3 kenarlı olarak 4 kenarlı 3 yapıyorum. Buna göre oluşan çokgenlerin kenar sayılarının çarpımı kaçtır? Birinin kenarı 4. Birinin de 3. Bunların çarpımını istiyor. 4 kere 3 kaç? Direkt zaten şurada tıklamışım yanlışlıkla. 12 olarak bulunuyor. Bunun cevabı da C şıkkı oluyor. Geçtim. Bir diğer soruya. Çokgen tanım vermiş yine. Bu sorularda tanımını da veriyor hatırlayın diye. En az 3 doğru parçasının ardışık şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere denir. Şurada kapalılık da önemliydi hatırlıyorsanız. En az 3 doğru parçasının uç uca eklenmesiyle. Giray aracıyla Selimiye Camii'ni gezmek için İstanbul Edirne arası yolculuk yapıyor. İstanbul Edirne arası 240 km olduğu için uzun yol boyunca yol kenarlarındaki ağaçların altındaki görüldüğü şekillerin çok yönelik olmadığını söyleyerek yolculuğuna devam ediyor. Şimdi aslında sorduğu şey şu, aşağıdakilerden hangileri çokgen diyor, tanıma uygunluk diyor. Şimdi şurası iç şekle bakalım, çokgen mi? Değil. Niye? Şuradaki bozuyor şu. Gitti. Bu çokgen mi? Burada da şu şekiller, yamuk şekiller bozuyor. Bu da değil. Bu da değil. Burada da yamuk şekli var. Bu niye değil? Açık. Şuranın kapalı olması lazım. Bu da gitti. Geldim buraya. Bunda da açıklık var. Bu da gitti. Geldim buradaki beşgene. Beşgen kapalı. Her bir kenarı da doğru parçası. Bu o zaman çokgen olur. Geldim buraya. Kapalı. Bir kere kapalı. En az üç doğrudan da oluşuyor. Tamam. Bütün kenarları da var. Bu da çokgen. Geldim son şeklime altıgen. Bu da bir çokgen olur. O zaman bu şıklardan, yani aşağıdakilerden 3 tanesi bize çokgen ifade ediyormuş. Yani şu direkt şunu versen birisi çokgendir diye sorsa yine aynı soru olur. Hani yeni nesil sorularda işte farkı bu. Güzel bir soru olur bunların farkı görmeniz için. Şimdi sıra geldi. 9. soruya. 9. soruda ne demiş? Akıllı telefondaki şekil tamamlama oyununu oynayan Zeki verilen şekilleri hareket ettirerek dikdörtgen elde etmek istiyor. Zeki hangi hareketi yaparsa dikdörtgen elde edilir. Şimdi ben hep size noktayı hareket ettirdik. Yani nokta üzerinden yaptık. Şimdi şekli nasıl hareket ettireceğiz? Ona bakalım. Şimdi ben noktayı hareket ettirirken mesela bir birim sağa,
iki birim aşağı desem noktayı tutarım, bir birim sağa götürürüm, iki birim de aşağı indiririm. Ben bunu şekil üzerinde yapmak istiyorsam şeklin bütün köşelerine aynısını yapmam lazım. O zaman bunu da bir birim sağa, iki birim aşağı. O zaman burası buraya gelir. Hani bu şekilde ilerleyeceğiz bir soruda. Şimdi şekil 1'i 3 birim sol, 2 birim aşağı alındı şimdi. Şekil 1'i 3 birim sola götürürsem şu köşesi 1, 2, 3 birim buraya gelir. 2 birim aşağı, 1, 2. Yani şu şeklin sol üst köşesi şuraya denk gelir. O zaman diğer köşesi bunun 2 birim kenarında değil mi? Sonuçta bu da aynı hareketi yapacak. Aynı yere denk gelecek. Yani şekil komple hareket edecek. Yani sadece bir noktası değil. Bu birinci şekli alıp kendisini hareket ettiriyorsun. O zaman ikinci kenarı şuraya denk gelir. 3 birim aşağısında bu köşesi 1, 2, 3 birim buraya denk gelir. Ötekisi burada. Sonraki yani şekil şöyle bir şey olur. Yani ben bu burayı hareket ettirdiğimde şekil 1'i 3 birim sol, 2 birim aşağı hareket ettirdiğimde şekil şuraya ötelenmiş olur. Şimdi burası bir dörtgen oluşturdu mu bize? Oluşturdu mu? Bu bir birim daha aşağıda olsaydı oluşturdu dörtgen. O zaman A şekli değil. Şimdi sıra geldi şekil 2'ye. Şekil 2 bir birim sağa. Şekil 2'yi bir birim sağa komple oynattınız. Yani bir köşesini baz alalım. Bir köşesini şuraya oynattık. Buraya geldi. Sonra 3 birim aşağı. 1, 2, 3 birim aşağı. Şimdi bu köşesi buraya geldi. O zaman bunun altındaki köşe de bunun bir birim altında olur. Tamam. Bunun solundaki köşe burada olur. Şöyle olur. Yani aynı şekil buraya ötelenir. O zaman şeklim şöyle bir şey olmaz mı? Şuranın tamamının dolu olduğunu düşünün. Yani şekli komple öteledim. Bir noktasını baz alarak şeklin tamamını öteledim. Aslında. Biraz daha şey yapalım, daha net gözüksün. Şimdi ben bu şekli aldım, tamamını oynattım. Sadece bir noktayı değil. Hani öteleme gibi düşün. Bu kalemi aldım burada. Şimdi ben bu kalemi iki birim sola, bir birim aşağı derken kalemin sadece üst noktasını götürmüyorum. Kalemin tamamını üç birim sola, tamamını bir birim aşağı öteliyorum. Bu nedenle bu şekillerini ötelerken şeklin tamamını öteleyeceksiniz. O zaman ben bunu bir birim sağa, üç birim aşağı yapınca şekil şöyle bir şey oldu. Tam gözüküyordur inşallah. Burası bir dörtgen oluşturdu bana. Dörtgen oluşturduğunda da bize hangi şekilden sonra dörtgen oluşturur diyor. B şıkkını yaptıktan sonra oluşturduk bir dörtgen. Cevabımız B şıkkı geliyor. Bu da güzel bir soruydu. İlk defa böyle bir şekil olarak öteledik. Geçiyorum bir diğer soruya. Ne diyor? Öğretmen Hasan'ın tahtaya çizdiği çokgenle ilgili vereceği bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Hangisi yanlış? Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A, B, C, D, E, F altıgeni mi? Okunuş değil mi bu? A, B, C, D, E, F. Yani komşulardan ilerliyor üçgen olurken. Burası doğru. Sildim. AB doğru parçası çokgenin bir kenarı. AB doğru parçası neresi? AB doğru parçası şurası değil mi? Ya bu kenarı mı buranın? Bu altıgenin kenarı mı? Kenarı. O zaman B şekli de doğru. AE çokgenin köşegeni. Şimdi AE neresi? A ile E'yi birleştiren doğru parçası. Köşegen dedim ama A'nın komşusu değil E. A ile E'yi birleştirebilirim. Çokgenin köşesi. Bu da doğru. Zaten cevap direkt D geldi. A, E, D çok geniş bir açısı. Şimdi D şıkkı niye değil? Ona bakalım. Şimdi A, E, D açısı neresi? A, E, D. Yani şu açı. Şimdi burası üçgenin iç açısı altıgenin iç açısı değil. Neden? Çünkü buranın açı olması için şuranın tamamının alınması lazım. Ama şurada şu siyahla gösterdiğim şekilde bir boşluk var. Bu boşluk olmadığı için iç açısı olmaz. Sadece buradaki köşegenin yaptığı açı olur. Bu da 90 derece olur. Cevabımız bu nedenle D şıkkı oluyor. Geçtik bir diğer soruya. Bu da gayet enteresan sorulardan biri. Derya resim dersi için kırtasiyeden aldığı tablo ve sulu boyalar ile evlerinin resmini çiziyor. Derya bu çizimde hangi geometrik şekli kullanmamıştır diyor. Şimdi yamuk, kare, dikdörtgen, üçgen hangisini kullanmamıştır? Şimdi yamuğa bakalım.
Yamuk var mı bu şekilde? Yamuk nasıl bir şeydi? İki kenarı birbirine paralel. Diğer kenarları birbirine paralel değil. Ne var? Çatı var zaten değil mi? A şıkkı zaten çatıyı sağladı. Geldim kareye. Zaten karede evin pencereleri oluyor. B de gitti. Dikdörtgen. Dikdörtgen nerede var? Neredeyse her yerde var. Kapıda var. Kapının kolu var. Merdivenler var. Bunlar hep dikdörtgen. Üçgen. Var mı üçgen burada? Yok değil mi? Hiçbir üçgen kullanmamış. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacak. Evet, kolay sorulardan biri. Geçiyorum bir diğer soruya. Şimdi burada size bilgileri soruda vermiş, biz yerleştireceğiz yerine. Ne diyor? Matematik öğretmeni Yusuf Bey tahtaya verilen şekli çizdikten sonra şu bilgileri vermiştir. ABC'de bir dikdörtgen. EDC açısı 80 derece. EDC açımız D'de olacak. EDC yani şuradaki açımız 80 derece. DC doğru parçasıyla DE doğru parçası birbirine eşit. Yani DC doğru parçası neresi? Şurası. DE doğru parçasıyla birbirine eşit. Yani bu ikisi birbirine eşitse burada bir ikizkenar üçgen var. Zaten direkt vermiş EDC ikizkenar üçgen olduğuna göre BCE açısı ölçüsü kaç derecedir? BCE yani bize şuradaki açıyı soruyor. BCE açısı. Şurayı soruyor. Ben buradaki açıyı nasıl bulabilirim? Şimdi şöyle bulabilirim. Ben dikdörtgenin bir köşesinin açısının 90 derece olduğunu biliyorum. Yani şuranın tamamının 90 olması lazım. Ben şuradaki açıyı bulsam sonra istediğim si açıyı bulabilirim değil mi? Şimdi ben buradaki açıyı nasıl bulacağım ilk önce? Onu düşüneyim. Nasıl bulabilirim? Şimdi elimde bir üçgen var. Bir açısı verilmiş. Şimdi geriye iki tane açısı kalıyor. Şimdi bu kenarlar da birbirine eşit. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgense iki tane açısı birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Çünkü birbirine eşit olan kenarları gören açılar birbirine eşit. Şimdi şu İki kenar birbirine eşit ya. Şimdi bu kenarı gören açılar birbirine eşit. Şimdi bu kenarı gören açı hangisi? Burası. Buradaki kenarı gören açı hangisi? Burası. O zaman bunların ikisi birbirine eşit olacak. Ben üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum. 180'den bilinen açıyı çıkarsam, 180'den 80 çıkarınca zaten direkt 100 geliyor. Bunların ikisi de birbirine eşit. Yani ikisinin toplamı 100 olmalı ve birbirine eşit olmalı. Hangi sayı olursa da ikisinin toplamı 100 olur. 100'ü 2'ye bölerek 50-50 bulurum. Demek ki benim buradaki eşit açılarım 50'şer olmalı. Şimdi asıl nereye geldim? Soruyu burada çözeceğim. Şimdi buranın ben toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Değil mi? Şurayı sileyim, birazdan düzenli yazayım, daha iyi anlayayım. Şimdi benim şuradaki açım 50 ve ben maviyle gösterdiğim açıyı bulmak istiyorum. Şöyle daha anlaşılır bir şekilde yazmaya çalışalım. Şimdi ben dörtgenin bir köşesinin 90 derece olduğunu biliyorum. Demek ki 50 ile ben şuradaki mavi açıyı toplasam 90 derece elde edecek. O zaman ben burada maviyle gösterdiğim açıyı 90'dan 50 çıkararak çok rahat bulurum değil mi? 0 ve 4. O zaman cevabım A şıkkı 40 derece oluyor. Bu da sorulan sorulardan biri. Şimdi geldik yer değiştirme sorularına, noktaya göre konumun sorularına geldik. Osman, Sami, Veli ve Ali teneffüste yere kareli bir zemin çizerek konum bulma oyunu oynamak istiyorlar. Kareli zemine herkes çektiği gibi yerleşiyor ve sırasıyla ilgili bilgileri birbirine, kendi konumla ilgili bilgiler veriliyor. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Ali şu bilgiyi veriyor bize. Osman, Veli'ye göre 2 birim aşağıda, 2 birim soldadır. Osman, Veli'ye göre dediği için Osman'ı sabit tutacağım, Veli'ye göre hareket edeceğim. Veli'ye göre Veli'nin 2 birim aşağısının 2 birim solu. Hiç kimse denk gelmiyor buraya. O zaman zaten yanlış olan şıkkımız ilkten geliyor. Bunun cevabı direkt A olarak bulur için. İlk söylenenimiz sabit tutuyordu ki bunlarla ilgili de soru çözdük. Osman'ı sabit tuttum. Veli'yi hareket ettiriyorum şimdi.
Veli'nin 2 birim aşağısının 2 birim sonunda mı Osman? Değil. Veli'nin 2 birim aşağısının 2 birim sonunda kimse yok. Cevabımız direkt A şıkkı olarak bulunuyor. Geldik bu yeni nesil sorularla ilgili son soruya. Bu sorudan sonra bu konuyla ilgili her şey bitmiş oluyor. Siz zaten ödevlerinizi, kitaplarınızdan sorularınızı çözüyorsunuz. Şimdi sorumuzda ne diyor? Soruyu biraz yakınlaştırayım. Bize üçgenleri, aslında bu da bilgi sorusu, hep bildiğiniz şeyler. Üçgenleri ikiye ayırıyorduk. Nasıl? Kenarlarına göre ve açılarına göre olarak ikiye ayırabiliyorduk. Kenarlarına göre üçgenleri nasıl sınıflandırmıştık biz? Çeşit kenar, eş kenar ve bir tane daha vardı. Neydi bu hatırlıyorsanız? Üçgenine yazacağım ben o zaman, ona bakalım. Üçgen yeni, maviyle gösterilmesi gereken yere ne yazacağım? Neydi hatırlıyor musunuz? İkiz kenardı değil mi? İkiz kenar. Kenarlarına göre. Şimdi sıra geldi açılarına göre. Açılarına göre sınıflandırırken geniş açılı dedik. Dik açılı dedik. Bir tane daha var. Benim kareye yazmam gereken ne olacak? Kareye yazmam gereken üçgen çeşidi ne olacak? Geniş var. Dik açı var. Bir de ne olacak? Dar olacak değil mi? O zaman mavi ikizler turuncuya da dar gelmesi lazım. İkiz kenar darı sildim. Eş kenarı sildim. İkiz kenar olması lazım. Turuncuya da denk gelmesi gereken açı benim. Dar açı olması lazım. Cevabım direkt D geliyor. Gençler bu soruyla artık üçgenler, dörtgenler, çokgenler konusuyla ilgili yeni nesil sorularımız da bitti. Yani sorabilecek bütün soru tarzlarını size çözdük. Bundan sonrası artık sizin her zaman dediğim gibi kaynak kitaplarınıza, ödevlerinizden veya ekstra kendi kaynaklarınıza soru çözmenize bağlı şekilde gelişecek soru çözmeniz. Bu konuyla ilgili bu kadar. Bundan sonra yeni konumuza geçeceğiz bir sonraki hafta. Hep beraber haftaya görüşmek üzere. İyi günler.